Amerika'nın Sesi'nin Washington stüdyolarından iyi akşamlar. Ben Selin Süer Ünlü. İsrail-Filistin barışı açısından önemli bir adım Salı günü Amerika'nın başkenti Washington'da atıldı. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yaklaşık 6 ay süren mekik diplomasisinin ardından İsrailli ve Filistinli müzakereciler Washington'da bir araya geldi ve bir ön görüşme gerçekleştirdi. İki ülke yetkilileri Dışişleri Bakanı Kerry'nin dışında Beyaz Saray'da Başkan Barack Obama ile de özel bir görüşme yaptı. Washington'un arabuluculuğuyla atılan adımın amacı İsrail ve Filistin'i iki devletli bir çözüm yönünde nihai bir anlaşmaya hazırlamak. Amerika'nın Sesi muhabiri Suzanne Preston'un haberi. Dışişleri Bakanı John Kerry amaçlarının önümüzdeki 9 ay içinde nihai statü anlaşmasına ulaşmak olduğunu söyledi. Hepimiz hedefimizi biliyoruz. Barış ve güvenlik içinde yan yana yaşayan iki devletin kurulması. İki devlet çünkü iki onurlu ulus kendi devletlerine sahip olmayı hak ediyor. Taraflar iki hafta içinde ya İsrail'de ya da Filistin'de bir araya gelerek Kerry'nin tanımladığı gibi sürdürülebilir, devamlı ve kapsamlı görüşmeler yürütmeyi kabul etti. Görüşmeler 3 yıl önce İsrail'in Doğu Kudüs'te başlattığı yerleşim inşaatları yüzünden kesilmişti. Filistinli görüşmeci Sahip Erekat, Filistinlilerin bir anlaşmadan en büyük yararı sağlayacağını söyledi. I'm delighted that all final status issues... Tüm nihai statü sorunlarının masaya gelmesinden ve istisnasız çözülecek olmasından çok memnunum. Artık Filistin halkının kendi bağımsız ve egemen devletine sahip olma zamanı geldi. İsrail Adalet Bakanı Livni ise ülkesinin güvenliğinin hayati önem taşıdığını bildirdi. Livni, buraya sorunlu ve değişen bir bölgeden geldik. Umutluyuz ama saf olamayız. Bölgemizde böyle bir şeyi kaldıramayız diye konuştu. Lucy Kurtzer Ellenbogen, Washington'un Orta Doğu'da istikrarın artmasına yardımcı olması durumunda bundan büyük yarar sağlayacağını söylüyor. Uzman şöyle konuştu. Bölgeye bakarsanız kargaşa ve belirsizlik içinde. İsrail-Filistin çatışması şimdiye kadar en inatçı savaş olarak görüldü. Ama Amerika bu anlaşmazlığın iki tarafı üzerinde de nüfuza sahip. Başkan Obama'nın Mart ayında İsrail ve Filistin'e yaptığı ziyaretlerin tarafları doğrudan görüşmeleri yeniden başlatmaya ikna çabalarında önemli bir etkisi oldu. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Az önceki haberimizde Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin İsrail-Filistin sorunu konusunda son 6 ayda yürüttüğü diplomasi trafiğinden bahsetmiştik. Nitekim Kerry, tarafların Washington'da bir araya gelmesini sağladıktan sonra bu kez bir başka ülkeye, Pakistan'a yöneldi. Kerry, bir günlük ziyaret için Pakistan'da. Uzun zamandır beklenen bir ziyaretti bu, ancak İsrail-Filistin görüşmeleri ziyaretin beklenenden birkaç gün daha gecikmeli başlamasına neden oldu. Kerry'nin Afganistan'daki uluslararası birliklerin 2014 yılı sonuna kadar çekilmesi öncesinde gerçekleştirdiği bu ziyaretle birlikte bir süredir Orta Doğu'ya odaklanan Dışişleri Bakanı'nın gündemine Güney Asya'nın da gelmesi bekleniyor. Afrika'nın Sesi'nden Jeff Seldin'in haberi. John Kerry'nin Pakistan ziyareti, Nawaz Sharif'in Mayıs ayındaki seçimleri kazanarak başbakanlık koltuğuna oturmasından bu yana Amerika'nın bu ülkeye en üst düzey ziyareti olma özelliği taşıyor. Dışişleri Bakanı Kerry'nin Pakistan'dan başta Afganistan olmak üzere komşu ülkelerdeki istikrarı teşvik etmesini istemesi bekleniyor. Dışişleri Sözcüsü Jen Psaki açıklıyor. Bölge güvenliği açısından hayati önem taşıyan Afganistan'da istikrar ve güvenliği desteklemek için Pakistan'ın işbirliği önemli. Pakistan'ın kendi güvenliği ve istikrarı da Afganistan'da başarılı bir çekilme gerçekleşmesine bağlı ve iki ülke ilişkilerinin inşası için atılacak her adım bizim için çok önemli. Pakistan hükümeti de aynı görüşü dış politika sorumlusu Sertaç Aziz aracılığıyla dile getirdi. Barış ve istikrara kavuşmuş bir Afganistan, Pakistan'ın da temel çıkarları arasında yer alır. Çünkü orada güvenlik ve barış sağlanmadan Pakistan'ın huzur ve güvenliği temin edilemez. Ancak Kabil ile İslamabad arasında ilişkiler gergin. Afgan yetkililer Pakistan'ı barış müzakerelerinin aksamasının ardından Taliban'la iktidar paylaşımı anlaşması yapmaya çalışmakla suçluyor. Amerika'nın Afganistan özel temsilcisi Büyükelçi James Dobbins, Amerika'nın Sesine bu iddiaların durumu zorlaştırdığını söyledi. Pakistan işbirliği yaptığında da yapmadığında da eleştirilerin hedefi oluyor. Yani Pakistan'ın açısından bu başarmanın asla mümkün olmayacağı bir durum. Amerika'nın bölgeye insansız hava araçlarıyla yaptığı saldırılar yüzünden Washington'la da ilişkiler gergin.
Atılacak önemli adımlarla ilgili süre daralıyor. Zira Amerika ve diğer NATO birlikleri 2014 sonuna kadar ülkeden çekilecek, ardından Afganistan'da seçim yapılacak. Washington'ın İsrail-Filistin barış görüşmelerini yeniden canlandırma çabaları ve Afganistan'da istikrar için beklenti oluşturmanın yanı sıra Dışişleri Bakanı John Kerry'nin gündeminde Suriye krizi ve Mısır'daki ayaklanma gibi birçok önemli konu bulunuyor. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika gündeminin önemli bir maddesine geçelim şimdi. Amerikan tarihinin en büyük bilgi sızdırma olayına karışan Bradley Manning adlı Amerikalı er casusluktan suçlu bulundu. Düşmana yardım ettiği suçlamasından aklansa da Manning devlete ait yüz binlerce gizli belgeyi gizlilik karşıtı WikiLeaks sitesine sızdırdığı için casusluk, kamusal belge hırsızlığı ve veri tahrifatı gibi eylemlerden suçlu bulundu. Bu dava Amerikan hükümetinin bundan sonra internet çağında istihbarat bilgilerini sızdıranlara karşı sert tedbirler alabileceğinin göstergesi olarak yorumlandı. Ayrıntılar Amerika'nın Sesi Pentagon muhabiri Luis Ramirez'in haberinde. Mahkeme 3 yıl hapiste kısmen de hücre hapsinde tutulan Bradley Manning'in casusluktan suçlu olduğuna karar verdi. Manning en ciddi suçlamadan düşmana yardım etmek suçundan aklandı. Ancak casusluktan suçlandığı için 136 yıla kadar hapis cezası alması mümkün. Bradley Manning'in dışarı sızdırdığı dosyaların bazıları Usama Bin Laden'in gizlendiği evde bulundu. Manning, Amerikan tarihinin en büyük gizli resmi bilgi sızdırma suçunu üstlendi. Irak'ta görev yaptığı sırada 700 bin dosyayı WikiLeaks'e verdiğini kabul etti. Bunlar arasında Bağdat'ta sivillere kasıtlı olarak saldıran bir Amerikan helikopterinden çekilmiş video görüntüleri de var. Bu olayların ortaya çıkması Amerika'da sivil hakları savunan grupları 25 yaşındaki bu istihbarat uzmanının lehine çevirdi. Bu gruplar dava boyunca Fort Meade kentindeki adliye binası dışında Manning'e destek verdi. Manning, Amerika'nın bilgi özgürlüğü, demokrasi özlemini simgeliyor. Bizler halkın doğrudan idaresini savunan kişiler olarak liderlerimizi sorumlu tutuyoruz. Amerikan hükümetine göre ise Bradley Manning, Amerikan askerlerini ve ulusal çıkarlarını tehlikeye atmış bir hain. Jeffrey Gordon, Savunma Bakanlığı eski sözcüsü. Bizler 21. yüzyıl çatışması içindeyiz. Bu çatışmanın çoğu fikirler arasında. Eğer Amerika'yı rezil edebiliyor, dünyanın gözünde itibarını düşürüyorsanız, bu da savaşın bir parçası. Bu bir asimetrik savaş. Bana kalırsa Bradley, kendi ülkesine karşı ön cephede savaştı. Savunma avukatları, müvekkilleri Manning'i genç, saf ve iyi niyetli bir hümanist olarak tanıttı. 3 yıl önce tutuklanmasından bu yana hayatı hakkındaki duygusal sorunlar ve Amerikan devletine karşı tutumunun ortaya çıkması, ordunun kendisini neden bu kadar hassas bir göreve verdiği yönünde soru işaretlerine yol açtı. Savunma Bakanı eski yardımcısı Lawrence Korb'un yorumu şöyle. Before he deployed to Iraq, his commanding officer said, Irak'a gönderilmeden önce amiri, bu kişiyi görevlendirmek doğru mu? Çok ruhsal sorunları var ama çaremiz yok dedi. Ama yine de gönderdi. Eğer birini ait olmadığı bir yere gönderiyorsanız belanızı arıyorsunuz demektir. Korb ve Manning'in destekçileri federal hükümetin bu genç askeri düşmana yardım etmekle suçlayarak ileri gittiğini düşünüyor. Ancak yargıcın hükmü bir anlamda Amerikan hükümetinin yanlışlarını bile dışarı sızdıranları yargı önüne çıkaracağını gösteriyor. Bradley Manning daha yargılanırken Edward Snowden ulusal güvenlik dairesinde çalışan bir elemandı. Bir süre önce Snowden da dairenin Amerikalıların iletişim kayıtlarını sakladığı yönündeki gizli belgeleri basına sızdırmıştı. Manning'e verilecek cezanın açıklanması haftalar sürebilir. Yargıcın 25 yaşındaki Bradley Manning'in yaşamının geri kalanını cezaevinde geçirmesi yönünde karar vermesi mümkün. Mehtap Çolak Yılmaz, Amerika'nın Sesi Washington. Amerika'nın Sesi Washington'dan güvenilir haber, 70 yıllık deneyim. Bültenimizin başlarında vurgulamıştık. Amerika Dışişleri Bakanı John Kerry'nin yapmakta olduğu Pakistan ziyaretinin gündeminde Afganistan'dan çekilme süreci de olacak. Nitekim Beyaz Saray'ın 2014 yılında Afganistan'dan tüm Amerikan askerlerinin çekilmesi yolunda bir karar alınmadığını, ancak bunun masada bir seçenek olarak tutulduğunu açıklamasının ardından bu olasılığın yaratacağı sonuçlar tartışılıyor. Birçok uzman Amerikalı yetkililerin 2014 sonrası Amerikan askeri varlığının devamı konusunda Afganistan hükümetiyle yürüttüğü görüşmelerden duyduğu hayal kırıklığının giderek arttığını düşünüyor. Amerika'nın Sesi muhabiri Kokab Faroshi'nin haberi. Afganistan 1990'lardaki kanlı iç savaştan büyük zarar gördü.
farklı Afgan gruplar ülkenin kontrolünü ele geçirmek için savaşırken, Pakistan, Hindistan ve İran, belirli bir grubu destekleyerek kendi ulusal çıkarlarını korumayı tercih etti. Amerika Barış Enstitüsü uzmanı Andrew Wilder, gelecek yılın sonunda bütün Amerikan askerleri çekilirse, Afganistan'ın yeniden aynı duruma düşeceğini söylüyor. Amerika tüm askerlerini çekerse, bölgedeki diğer ülkeler, Afganistan'ın yeniden dağılacağı ve iç savaşa döneceği kaygısına kapılır. Bu gelişme, bu ülkeleri Afganistan'daki yandaş gördüğü grupları desteklemeye teşvik eder. Wilder'a göre bir başka kaygı Amerika'nın Pakistan'da askeri varlığı olmaması. Oysa Afganistan ya da Pakistan'daki istikrarsızlık diğerini hemen etkiliyor. Son yıllarda Pakistan bazı terörist grupların kanlı saldırılarına uğradı. Wilder'a göre Afganistan'da asker bırakmama stratejisi Pakistan'daki militan grupları daha da cesaretlendirecek. En büyük kaygı Pakistan Taliban'ı. Bunlar çekilmeden cesaretlenecek ve gördünüz mü Afganistan'da ne oldu? İstilacı güçler yenilgiye uğradı diyecekler. Bu da Pakistan'daki Taliban ve diğer grupları harekete geçirecek. Heritage Vakfı'nda görevli Lisa Curtis gibi uzmanlar bölge ülkelerinin durumu yakından izlediğini ve Amerikan askeri varlığının istikrar unsuru olduğunu söylüyor. Amerika 10 ile 20 bin arasında bir kuvvet bulundurma kararı alırsa Afganistan'da istikrarın sağlanacağı yolunda güven artar. Pakistan gibi ülkeler siyasi çözüm sürecine girer ve daha etkili işbirliği yapabilirler. Uzmanların Afganistan'dan askerlerin hepsini çekmenin kötü bir seçenek olduğunu söylemesine rağmen Beyaz Saray neden bu olasılığı masada tutuyor? Lisa Curtis bunu şöyle açıklıyor. Bazı gözlemcilere göre Beyaz Saray bunu pazarlık unsuru olarak kullanıyor. Aslında blöf yapıyor. Askerlerin hepsini çekme niyeti yok. Ama Karzai'yi ikili güvenlik anlaşması görüşmelerinde daha makul davranmaya zorlamak istiyor. Bence hem Karzai hem de Obama yönetimi yanlış taktikler kullanıyor. Curtis'e göre Kabil ile Washington'un arasının açıldığı izlenimi Taliban ve diğer bölgesel aşırı örgütlerin ekmeğine yağ sürer ve iki ülkenin çıkarlarına ters düşer. Uzmanlar Beyaz Saray hangi planı uygularsa uygulasın, bunun Afgan halkına uluslararası topluluk tarafından terk edildiği izlenimi vermemesi gerektiğini vurguluyor. Hülya Polat, Amerika'nın Sesi, Washington. Yayınımızın sonuna yaklaşırken Amerika'nın Sesi Türkçe bölümü yayınları hakkında kısa bir hatırlatma yapalım. Türkçe bölümünün yayınlarını internet sayfamız ve sosyal medya aracılığıyla takip etmeniz mümkün. Amerikan siyaseti, ekonomi, Amerika'da yaşam ve motosikletle seyahat, eğitim olanakları gibi konular ilginizi çekiyorsa internet sayfamızdan bu konulardaki bloglarımızı okuyabilir, yorumlarınızla katkıda bulunabilirsiniz. Bu arada Washington'dan sunduğumuz TGT Haber ekranlarında yayınlanan bu bültenimizin kaçırdığınız bölümlerini ve tüm arşivini de internet sitemizde bulabilirsiniz. Hatırlatalım. Washington'dan yayınımız böylece sona eriyor. Amerika'nın Sesi'nin bu ve diğer programlarıyla haberlerine internette amerikanınsesi.com adresinden ulaşabilirsiniz. Amerika ve dünyadaki gündem maddeleriyle bir sonraki programımızda tekrar görüşmek üzere.